Tekrar sizlerle birlikteyiz. Galatasaray yarın gerçekten zor bir maça çıkacak. İşte KC'de de görüyorsunuz sezona 2'de 2 ile başlayan Sarı Kırmızılar son iki maçta sadece bir puan aldılar. Ama karşısında da gerçekten çok diri, çok istekli, çok arzulu bir Aytemiz Alanyaspor. Lige çok iyi başlayan bir Aytemiz Alanyaspor var. Şimdi her iki takımın da muhtemel 11'lerine bir göz atalım. Ardından devam edelim yorumcularımızla birlikte karşılaşmayı değerlendirmeye. Geliyor muhtemeller. Gelecek. Geldi. Kalede Fatih'i görüyoruz. Omar El Abdullahou, Luyendama, Marcao Saracı, önlerinde Taylan, Antalyalı. Belhanda Emre Akbaba, Arda Turan, Emre Kılınç, Falcao. Nasıl 11 hocam? Kadro iş yapar. Taylan tekrardan İsteyeceğim. geri dönmesine sevindim Evet. açıkçası. Çok iyi bir Evet. ivme yakalamıştı. İnşallah o da milli takımımız için önemli bir isim olacak diye Sağlığına düşünüyorum. kavuşmasına çok sevindim açıkçası. Serdar, kadroyu beğendin mi? Ya. Galatasaray kadrosunu. Winner bir kadro işte. Kazanan kadro. Kazanan kadro. Ama tabii Alanyaspor'da ligin en formda takımlarından biri. Lige çok Kesinlikle. fırtına gibi girdiler. Evet. Baktığınızda yani bir maç eksik. Şu an ikinci sırada 10 puanla. Tabii kazanırsa lider olacak. Kazanırsa lider olacak. Beraberlikte de hatta avarajla Tabii. lider. Yani Burada Galatasaray açısından çok kolay bir maç olacağını zannetmiyorum. Emre Akbaba'nın performansını merak ediyorum açıkçası yarın. Nasıl bir performans ortaya çok koyacak? şanssızlık yaşadı bu hocam. Çok sık sakatlandı, evet. Şimdi yarın tabii eski takımına karşı Tabii. daha bir özel hazırlanacaktır. Arda'nın performansı da gitgide artıyor. O da Galatasaray için önemli. Falcao da iyi başladı, sonra bir frene bastı. Ama yarın Alanya karşısında ben iyi bir Galatasaray takımını izleyeceğimizi düşünüyorum. Alanya takımı geçen sene de ondan önceki sene de hep kafada vardı. İyi de başlamışlardı sezonlara. Bu sene de aynı şekilde devam ediyorlar. Çok zevkli, keyifli bir maç izleyeceğimizi Belki de düşünüyorum haftanın ben en yarın. keyifli maçlarından biri olacak. Olabilir, yüksek ihtimal. Çünkü ikisi de ofansif oynayan Kesinlikle. kadrolara sahip. Bol gollü, bol pozisyonlu geçebilecek bir maç. Yani Fenerbahçe-Göztepe maçı gibi bir maç çıkabilir yarın. Alanya'nın kadrosunu da getirelim ekrana, öyle konuşalım. Taner çünkü biraz demoralize oldu Ben burada, şey böyle bir oldum böyle, düştü. ben Onun için çok şey yapmıyorum. Bu tarz olaylar, şiddet evet. olayları zaten hepimizin hassas olduğu konular. Marafona, Evet. Juanfran, Fatih, Kolkır, Mabudanje, Ceyhun, Salih, Hasan, Bakasetas, Davinson, Barriaro. Çok güzel kadro kurdular yine. Evet. Ki burada mesela şey de yok. Efecan yok. Efecan sakat. Babakar yok, Babakar. Babakar yok, Efecan da sakat. Efecan sakat, Hasan hangi Hasan? Yani şu kadronun, yani Barreiro, Davinson, Bakasetas, yani gerçekten de iyi bir hücum hatları var ve şu anda Alanyaspor'un performanslarına baktığımız zamansa Fenerbahçe gibi, ki Hatay karşısında da 6 gollü bir galibiyetleri vardı ama Fenerbahçe gibi çok fazla hücuma kalkan, çok fazla ceza sahasına girebilen bir Alanyaspor tekrardan oluşturdular. Geride bırakmadılar takımı. Giden oyuncular, Junior Fernandes, Papi Cissé gibi oyuncuların boşluklarını kapattılar. Savunmada da işte kimler gitti? Wellington, Nsakala gitti. Yine o boşluğu da kapattılar. İyi bir transfer dönemi Geçen geçirdiler. seneden Hasan Ayaroğlu'ymuş. Evet, Hasan Ayaroğlu. Eskişehirspor. Geçen seneden önemli oyuncuları kaybettiler. İşte Cisse, Nsakala, Wellington gibi ki kaldı ki az kalsın şey de gidiyordu. Bakasetas da gidiyordu. Evet. Çok iyi bir kadro planlamaları var. Transferleri tamamen ona göre yapıyorlar. Mesela hocam diyelim ki 5 transfer yapıyorlar, bir tanesi kötü çıkıyor. Çıksın. Çıksın. Çıkabilir Kim yani. olacak? Beşte bir Beşten bir tanesi çok iyi. Ya 5'te 1 Çok mutlaka olabilir. ya, olabilecek bir şey bu. Ama kaç yıldan bu zamana Alanyaspor'un bu transferlerin doğru yaptığını hep görüyoruz. Yani tespitleri çok doğru tespitler. Gerçekten Kesinlikle. kutlamak gerekiyor. Yani orada transferde söz sahibi olanları, scout ekibini, işte oyuncuları tavsiye eden ve gidip ülkemize getiren önemli iş beceriyorlar. Ve bunun meyvesini fazlasıyla da almış oluyorlar. Ben kutlamak istiyorum açıkçası yani. Alanyaspor'da çok iyi işler yapılıyor transferde özellikle. Başkan. Hocam bir de teknik adam seçimlerinde de nokta atışı yapıyorlar. Cesaretliler bu arada. Tabii Yani tabii Çağdaş çok iyi. Atan'ı göreve getirmek çok büyük bir cesaret aslında. Yani
tabii ki olması gerekenlerden bir tanesi ama Erol Hoca'yı da Erol Hoca'yı da göreve getirdiklerinde Erol Hoca böyle değildi. Tabii. Mesela İlhan Palut'u Göztepe getirirken de bir cesaret gösterdi. Keza Sergen Hoca'yı aldıklarında da Sergen Hoca'nın orada da bir başarısı var. Yani sadece saha içindeki transferleri demiyorum hocam. Teknik adamlarda da başarı elde ediyorlar. Doğru. Doğru. Çok yani başarılı bir kulüp. Bildikleri bir hocayla çalışıyorlar. Yani neticesinde orada yardımcı hocalık görevi de yaptı Çağdaş Hoca. Evet, yani evet. Takımı tanıyor. Takımı tanıyor. Yani bu ligi kaç seneden beri takip eden, işin içinde olan, çalışan bir teknik adam. Dolayısıyla da çok doğru bir tespit yapıp oraya takımın başına getirmeleri tabii ki cesurca bir hareket. Evet. Alanya Spor kulübünü tebrik etmek lazım. Alanya'nın yıllardır içinde, yani sadece başkan olarak değil, futbol şube sorumlusuydu, as başkanlık yaptı. Sonra başkanlığa geçti. Alt liglerdeyken Hamza Hoca'nın yardımcısı Yıldıray Hoca'ydı değil mi? Allah rahmet eylesin. Tabii onun hocanın yaptığında Hasan Başkan da yönetim kurulundaydı. Yani başkan değildi. Yıldırım Uran. Yıldırım Uran, pardon. Çok özür dilerim. Alt liglerden biri Hasan Başkan o kulübün içerisinde. Yani futbolu bilen, Türk futbolunu çok yakından tanıyan bir isim. O da bir ayrı avantaj Alanya için. Şimdi tamamen bakıyorum. Bir futbol aklı var. Sadece Hasan Başkan için söylemiyorum onu. Şimdi transferlerin hepsine bakıyorum Alanya Spor'un. Tamamen scout transferi. İzleme. Çok başarılı. Çok net bir şekilde. Transfer zaten öyle yapılır hocam. Adam Barriero mesela. Monterrey'den transfer edilmiş. 24 yaşında. Evet. Şu anda Babakar yedeği mesela. Şimdi Hakan'cığım scout transferi ama başka kulüplerde baktığınız zaman orada da scout transferleri var. Tabii. Ama arada yine farklar görüyoruz. Ciddi farklar. Yani iyi yapanlar var. Bu işi iyi becerebilenler var. Bir de tabii ki işte gördüğümüz kadarıyla kulüplerini çok büyük borç batağına sokanlar da var. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla da Alanya Spor ben çok keyif alıyorum. Yani izliyorum ve yani kaliteli yabancı gelsin istiyorum Türk futbolunda. Dolayısıyla yani getiriyorlar ve karşılığında her türlü alıyorlar. Ucuza getiriyorlar bir de. Şimdi Davidson'un 4 golü var. Sol açık oynuyor mesela. Nereden geldi Davidson? Vitória Guimarães'dan geldi. Yani burada mesela Fatih Aksoy hamlesi. Wellington'a karşı alınan. Sezon başından beri hep stoper mi oynatıldı? Fatih mi? Yok. Evet. Bir karşılaşma Göbek'te oynadı diye hatırlıyorum. Zaman zaman yerini değiştirdi. Burada tabii Çağdaş Hoca'nın da ekibiyle alakalı da çok iyi bir avantajı var. Hoca ekibini kurarken çok kaliteli isimleri kadrosuna getirdi. Bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe'nin U19 takımının hocasıydı Hasan Fırat Hoca. Evet. Daha önce de Altın Ordu'nun akademisinde çok iyi işler yaptı uzun yıllar. Mesela Çağdaş Hoca hemen Hasan Hoca'yı oradan çıkarttı. Yardımcı hocası durumuna getirdi. Ve bu tarz isimler aslında taşıyıcılık özelliği gösteriyor sizi. Bir yerlere getirebiliyor. Başlı başına kendiniz bir yere gelebilirsiniz ama daha da iyisini yapmak istiyorsanız ekibi de iyi kurmanız gerekiyor. Bu noktada Çağdaş Hoca iyi bir ekiple geldi. Ekip önemli tabii ki. Önemli. Zor bir maç Galatasaray'ı bekliyor. Evet. Bu tabii bir gerçek. Gerçek. Kesinlikle. Aradan sonra belki de karşılaşmayı istemeyeceği tek takım olabilir Fatih Hoca'nın. Ya tabii şu, yani Fenerbahçe ile karşılaştı. Mesela ilk maç isterdi. Kayseri o konuda çok şanslı mesela. Alanya ile ilk maç karşılaştı. Kazandı. Pardon. Yok. Yani ilk maçta oynamak, bu tarz takımlarla, gücü bir yere gelmiş olan takımlarla ilk maçlarda oynamak, mesela dört büyük dediğimiz takımlarla ilk maçlarda oynamak hep böyle bir artıdır. Sezon ilerledikçe oynamaktansa başlangıçta. Alanya Spor artık kolay kolay böyle kötü dediğimiz bir maç performansı sergilemez. Kazanır, kaybeder. O farklı bir nokta ama oyun kalitesi belli bir seviyenin altına kolay kolay düşmeyecektir. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Çağdaş Hoca'yı Serdar da çok iyi tanır. Ben de çok iyi tanırım. Oynadın mı? Karşılıklı oynadık. Karşılıklı oynamışsınızdır mutlaka. Kendisini çok geliştiren bir teknik adam. İsviçre'de oynadı. Almanya'da oynadı. Üst seviye oynadı. Sürekli olarak kendisini geliştirdi. Dil konusunda özellikle. Ve kendisine yatırım yaptı aslında futbolu bıraktıktan sonra da. Ve şimdi de meyvelerini alıyor bence. %100 katılıyorum. Yani özellikle yurt dışı çok önemli. Mesela şöyle bir şey var. Özür diliyorum. Çağdaş Hoca ilk Alanya'ya gittiğinde dedim ki ben, ekibi nasıl kuracaksın dedim. Dedi ki bana, çok enteresan bir şey söyledi. Benim dedi kaleci antrenörüm dedi, Marafona'yla aynı dili konuşması gerekiyor dedi. Portekizli olması gerekiyor dedi. Ve kaleci antrenörü Portekizli. Kondisyonları İtalyan. Evet.
Tamamen böyle bir ekip kurdu hocam. Bildiği isimlerden kurdu yani bunları da. Tabii tanıdığı isimler. Marafona mesela şey dendiğini biliyorum. Marafona kimle çalışmak istiyorsun? Sen bizim birinci kayıcımızsın. Senin mutlu olman lazım. Senin rahat etmen lazım. Kiminle çalışmak istiyorsun? Benim ülkemde şöyle bir kayıcı antrenörüm var. Onunla çalışmak istiyorum. Peki diyor ve getiriyorlar. Yani bir kaleci hocasını seçemez. Sonuçta hoca bir ekip kuruyorsa onunla çalışmak durumunda ama Çağdaş Hoca'nın tabii bu... Avrupa'yı bir bakış açısı hocam yani. Bu bakış açısını ben gerçekten kutlamak lazım. Çünkü arada bir tercüman yok. Doğrudan oyuncuyla iletişim halindesiniz. Ve oyuncuyla veya kaleciyle iletişimi kurabilmek çok özeldir futbolda. Tabii. Bunun maç önü var, antrenmanı var, soyunma odası var, işte toplantıları var. Çünkü aynı frekansı kuramayabilirsiniz tercümanla birlikte. Yani sizin söylediğinizi farklı anlatabilir tercüman. Bunlar hep bir avantajdır. Dolayısıyla Çağdaş Hoca kaleci antrenörünü ne demiştin? İtalya'dan mı demiştin? Portekiz'den. Diğer yardımcısı İtalya'dan. İtalya'dan. Yani uluslararası bir teknik ekibi kurmuş. Hakikaten öyle. Ama şimdi tabii hocanın da yabancı dilinin çok iyi olması, onlarla rahatlıkla konuşabilmesi, iletişiminin çok iyi olması, bu da çok ekstra bir avantaj. Hakikaten takdir ediyorum. Tabii burada asıl olay başkanın teknik heyete güvenmesi. Evet. Tabii. Hocaya güvenmesi yani. Mesela şimdi bazı başkanlar var. Dün Taner'le bu konuyu konuştuk. İşte benim eski futbolcum, ben seni teknik direktör olarak getiriyorum ama kadrona bunu da alacaksın. Tabii. Yani ben şeye gelmek istiyorum. Yani Çağdaş Hoca'nın ekip kurma planlaması, her hocanın tarzı değişiktir. Kimisi der ki, hocamın dediği gibi kalecilerini seçme hakkı yoktur. Bir yapılanma olur. Bu hocanın kendi tarzıdır. Kondisyonları belki yerli yapar, işte kaleci antrenörünü yabancı yapar, kimisi kaleci antrenörünü, kimisi iki kaleci antrenörü çalıştırır. Eskiden bir tane kaleci antrenörü vardı. Şu an iki tane kaleci antrenörü. Hatta altyapıdan Tamer herhalde bilgi geldi. Geldi. Video geldi de. Öyle mi? Ama şey önce izleyelim. Tabii. Önce yani izlemek sıkıntılı lazım. Sıkıntılı olabilir. Onu evet. Bir izleriz hep beraber. Telif vesaire durumları var. Ara var çünkü tabii. Sevgili Suat abi bizi izliyormuş. Suat Ateşdağlı.